Efendim, bu hafta Profesör Doktor Mehmet Zeki Kuşoğlu'nun misafiriyiz. Kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim ve sanat insanlarından biri. Ve şu an bizi misafir ettiği evi bir müze ev. Ve bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz ve sevgili hocam merhabalar, nasılsınız? İyiyim, merhabanıza merhaba. Hoş geldiniz. Eyvallah. Sefalar getirdiniz. Eyvallah hocam. Sevgili hocam, halkımızın ifadesiyle on parmağında on marifet denir. Bir de bizim tabii ki tarihi kültürel hayatımızda Hazerfen üslubu vardır. Biliyorsunuz tarihimizde bu tür insanlar bir döneme imzasını atmışlardır ve yıllar içerisinde de birçok alanda lokomotif olmuşlardır. Bu bizim ebru sanatımızdan tutalım, hat sanatımıza kadar uzanan bir unsurdur. Şimdi siz de bu özelliğinize haiz olmanızın yanında bir de akademik vasfınız var. Yani hem icracısınız hem de bunu akademik uslup, metodoloji içerisinde de bunun eğitimini veren bir insansınız. Bu konuda Türkiye'deki sayılı insanlardan birisisiniz. Bu bir gerçek. Tabii biz bu özelliğinize geçmeden önce, tabii bunlara uzun süre değineceğiz bu program içerisinde. Ben sizin hayat hikayenizi öğrenmek istiyorum. Yani nerede doğdunuz, akademik eğitimini nerede tamamladınız, bu alana nasıl yöneldiniz? Buyurun hocam. Ben söyleşilerimde şöyle bir espriyle girerim. Doğum 1943, yaş 43. Eyvallah. Bunu söyleyişimin sebebi iki şeyde düğümlüdür. Birisi sanat, birisi spor. Hasbelkader ikisinin de içinde doğdum sayılır. Çünkü ailemin icra ettiği meslekler benim daha sonra akademik hayatım içinde uğraştığım meslekler haline döndü. Onun da sebebi şuydu. Önceleri kendimizle ilgili bir araştırmaya hiç yönlenmedik. Okuduğumuz okullarda da bize bunların hiçbirini öğretmediler. Hatta verdiğim daha sonraki söyleşilerimde de saklanan kültür, yani saklanan, muhafaza edilen değil, bizden saklanan, bize öğretilmeyen. Evet. Onun için Almanya'daki doktoram sırasında hocalarımla ve arkadaşlarımla Batı medeniyetini, sanatını tartışıyorduk. Ama bize bizimle ilgili sorulan soruların hiçbirinin cevabını veremiyorduk. Tuhaf geldi bana. Onun için dedim ki memleketime dönünce kendimi araştıracağım. Şöyle de bir söz söyledim. Gittim Batı'ya, döndüm Doğu'ya diye. Gelince de kendimi araştırmaya yöneldim. Aile mesleklerimin hepsi gözümün önüne geldi ve onları çağın ihtiyaç ve zevkleriyle bütünleştirerek, ama önce temel prensiplerini öğrenerek kendime bir yol seçtim. Bu işte çok yönlülük, hezarfen vesaire, bunlar ucuzladığı için ben bu konulara hiç temas etmiyorum kendi hayatımda. O da şu. İşte Türkiye'ye dönüp geldiğim zaman baktım ki etrafımda bir avuç insan kalmış Türk medeniyetiyle, sanatıyla ilgili olan. İşte Rikard Kunt, Muhsin Demironat, işte Kemal Batanay, Süheyl Ünver, daha birçok hocalar. Dedim ki benim gönlümde de yatan bir Türk Güzel Sanatlar Üniversitesi. Yani A'dan Z'ye her şeyinin icra edildiği bir şey. Ki siz de biliyorsunuz sanat tarihçi olarak, biz sanat tarihi dediğimiz zaman biraz mimari, iç mimari, ondan sonra hat tesip minyatür, Çin'in mini, o miniyi de ben ekliyorum. Bizimle ilgili bilinen bir şey yok. Ve bizim sanatlarımız, bizim topraklarımız üzerinde yaşayan birçok millete de mal edilmiş. Ve sedefkarlığımız, hakkaklığımız, efendime söyleyeyim, taş işçiliğimiz, aklınıza neler gelirse. Ve ben oturdum Köprü İnsanlar kitabını yazdım. Osmanlı'nın son 50 yılı ve Cumhuriyet'in ilk 50 yılı arasında yaşamış, moda akımlara itibar etmemiş, kimliğini, kişiliğini muhafaza etmiş ve onları bize
aktaran insanlar. Bunların çoğu benim hocam oldular. Hatta ben o arada da şunu söyledim. Edebiyatçılara dedim ki, siz edebiyatta köprü insanları yazın. Efendim, ressamlara siz resim sanatında, minyatür sanatında köprü insanları yazın diye söylediğim, ama kimse bu konuya eğilmedi. Şimdi o zaman ne dedim? Bu okulu kurabilmek için bunları bilmek lazım. İşte onu öğren, şunu öğren, o şunu biliyor, bu bunu biliyor. Hepsine gittim. Özür dilerim. Çıraklık yapmadım ama göz hafızamdan dolayı, aldığım disiplinlerden dolayı, bir de ailemde gördüğüm teknolojik yapılardan dolayı bunları hemen ben hıfzediyor ve bizzat uygulamalarına geçiyordum. Ve yaptığım zaman da o büyüklerimden iltifatlar aldım. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Yani bunu, şunu da öğreneyim, şunu da öğreneyim, şunu da öğreneyim dediğim zaman bir baktım ki 30'a yakın meslek olmuş. Yoksa yani desinler, hezarfen ve benzeri şeyler. Yok, benim hayalimden geçen şeyler değildi. Yani mesela bir şiirimsi çalışmalarım da vardır benim. Bir tanesinde şöyle demişimdir. Arz eyleyim yaradandan olayım iyi bir kul. O da bana nasip etti bir testere bir kıl. Eyvallah. Uzun bir şiirdir de. Yani bunun gibi ve benden esirgemediler bu insanlar. İlk mesela Karagöz yapımıyla başladım. Ondan sonra hat, tesip, minyatür ve diğerlerini. Çünkü Türk sanatını icra edebilmek için öncelikle hat, tesip, minyatürü bileceksin. Sonra peki ne olacak? Bunu mezar taşına uygulayacaksan, o taş ustası yine hattı bilmek mecburiyetinde, tesibi bilmek mecburiyetinde, mesleki bilgiler bütünleşerek bir harikulade mezar taşı olur. Kitabede böyledir, Çin'de böyledir, mermer işçiliğinde böyledir, sedefkarlıkta böyledir. Yani bunlardan haberi olmayan insanların onları yapması mümkün değil. Hakkaklık mesela. Bütün hakkaklar aşağı yukarı hattattırlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir baş parmağın tırnağı büyüklüğündeki bir alana ne hünerler gösteriyorlar. Hem de o zaten et kalınlığı bir milimetre olan bir yazıda, yani milimetre 100 mikronsa onun 2-3 mikron hatası görülürse göz bunu fark eder. Evet. Ben bunu fark ediyorum. Diyorum ki ya, olmamış diyorum. Onun için mesela diyorlar ki hocam ya işte şu bu falan filan diyorlar. Diyorum ki ya kardeşim bakın, bir Rembrandt'ın tablosunu alın koyun. Yanına da beyaz bir tuval koyun. Kullandığı boyaları ve fırçaları da getirin koyun. Buyur kardeşim. Aha, bunu buraya aktar. Mümkün mü? Mümkün olması için birçok şartı da beraber bilmek lazım. Evet. Kitabeyi onarabilmek için hattatını bilmen lazım. Onun devrini bilmen lazım. Ustasının, taş ustasının tavrını bilmen lazım. Efendime söyleyeyim, onu tamamlamak için ayet mi, hadis mi, kelam mı, onun diğerini tamamlamak için edebiyat bilmen lazım. Bilmen lazım, bilmen lazım. Her şeyi bilmen lazım. Çok doğru. Göz hafızası olması gerekiyor. Bunlar bilinmeden hiçbir şeyi tamir edemezsin. Edemiyorlar zaten. Yani biz sanat tarihçilerimizi öncelikle de bir görsel sanat eğitiminden geçirmeliyiz. Usta derecede bir ressamlık, heykeltıraşlık, efendime söyleyeyim şunluk bunluk beklememek. Ama en azından bir takım temel şeyleri uygulayabilirliği gereklidir. Yoksa bir eleştirmen, eleştirmeni de yok Türklerin. Çünkü o eleştirmen aynı zamanda şeyi de bilmek mecburiyetindedir. O eleştirdiği sanatın uygulayıcısı durumunda da olmalıdır ki oradayı, emeği, zahmeti vesaireyi bilmek lazım. Bunlar da bitiyor mu? Bizim felsefemizi, Batı felsefesini çok iyi bilip ikisinden başka bir bileşime geçmesi lazım. Bunlar bilinmezse öyle sanatkar olunmaz. Kabiliyetli adamı ben Mercedes otomobile benzetiyorum. Direksiyona geçip o bütün bilgileri aldıktan sonra arabayı kullanmayan adam
hız yapar, ondan sonra da ilk şeyde çarpar ve arabada haşat olur, kendi de haşat olur. Doğru. Bu işler kolay değil. Şeyden hocam, ben ortaokuldaydım. Ortaokulu bitirmek üzereydim. Süheyl Bey'e gitmiştik. İşte dedim efendim, ben dedim sanat tarihçisi olmak istiyorum. İşte ne yapacaksın sanat tarihinde dedim. İşte efendim dedim, işte ben dedim yapıların tarihini öğrenmek istiyorum. İşte bu konuda yetişmek istiyorum. Bana dedi ki evladım dedim, arşivin var mı? Yok dedim. Arşivin olunca gel dedim. Tabii küçük çocuksunuz, bozuldum. Çok kızdım. Ve ama esasında bana çok büyük bir yol gösterdi. Yıllar sonra anladım. Neden? Tabii arşiv, fotoğraf arşivi oluşturmaya başlayınca bir baktık ki o orijinal denilen minareler hiçbiri orijinal değil. Çünkü fotoğraflarda o minareler yok. Ondan sonra oradaki işte en baştan bugün Üsküdar'daki kuşkonmaz. Beden ve minarenin alemlerini, o bronz döküm alemlerini atıyorlar. Yerine uyduruk çekiçli işler koyuyorlar. Aynen öyle. Bu ne aymazlık. Onları görüyorsunuz. Sonra topografyanın nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Kagir yapıların yanında hünkâr mahfili olarak ya da başka yapılar olarak, Sibyan Mektebi olarak başka yapıların olduğunu bir görüyorsunuz. Yani bir yapının tek başına değerlendirilmeyeceğini öğreniyorsunuz. En basitinden o topografyayı çözüyorsunuz. İşte dere yollarını öğreniyorsunuz. O akarsu noktalarını görüyorsunuz. Hatta Sulu Kule'nin neden Sulu Kule olduğunu görüyorsunuz fotoğraflarda. Ve her zaman da derim Allah razı olsun. Belki o küçük çocukluk döneminde anlayamamıştım ama işte o görsellik önemli nokta. Hatta sizin belirttiğiniz o görsel hafıza ile ilgili bir gün rahmet Şevket Bey, biraz asabi bir insandım Şevket Eygi. ve şeydi yani, tuttuğu insanı tutar, beğenmediğini de beğenmez. Onda da bir Galatasaraylık şeyi de vardı, zaafı. Galatasaraylıysan ne olursa olsa makbulsündür zaten. Bir gün işte, ben sıra dışıyım onun için herhalde. Evet, demek ki. bana derdi Galatasaraylı olmayıp da sevdiğim birisiysin derdi. Şimdi bir çerçeve tesipli bir hat verecek. İşte üç kişiyiz. Dedi bunlar burada duruyor. Ben size bunları hediye edeyim dedi. Bana verdi. Dedim ki efendim teşekkür ederim dedim. Ben almayayım falan dedim. Ondan sonra niye dedi. Efendim dedim ya, o çok şeyli dedim. Hatalı dedim. Nereden dedi hatası çıkartıyorsun? Ben bizi denemek için yapıyorum şunu. Efendim şey diyor, onun tesipinde ciddi sıkıntı var falan dedim. Nasıl dedi? Onun dedim benzeri bizim evde çocukluğumuzdan beri var. O yüzden o şeyi göz aşinalığı var. Orada teslim sanatçı çok büyük hatalar yapmıştım. Atlamış, toparlayamamış. Mecburen başlamış, devamını getirememiş falan dedim. Dedi tamam o zaman dedi. Çıkarttı. Benim hala evim duvarında olan çok güzel bir hat hediye etti. Bak dedi. Şimdi tabii bu görsel hafıza önemli nokta. Ondan sonra zaten yani beni takdir etmeye başlamıştı. Bu hafıza meselesinde benim öğrencilere şöyle tavsiyem vardır. Gençler, er veya geç fiziğiniz size ihanet edecektir. Aklınızı güzelleştirin. Güzel olan akıldır. Ancak akıl da bir fiziğin sonucudur. Çünkü beyindir onun da merkezi. Ama gün gelir beyniniz de size oyun eder. O zaman kaydediniz. Çok doğru. İşte Süheyl Ünver Hoca'nın da söylemek istediği şey oydu. Ben üniversitelerimizi tenkit ederken hafızası yok diyorum. Arşivi yok. Eskiye dayalı kütüphanesi yok. Efendime söyleyeyim müzesi yok. Yok, yok, yok. Bu nasıl üniversite? Orada bulunan insanın yaşı da 67. Demek ki 67 yaşında bir üniversite. 67 yaşında üniversite olur mu? İstanbul'un her üniversitesinin yaşı en azından 8000 yıl olmalı. Urfa'nın 11000 yıl olmalı. Çok çünkü gidecekler, kazıya katılacaklar. Mükerrer olanlarını da devlet üniversitenin müzesine verecek. Herkesin git müzeye, git müzeye, git şuraya, git buraya değil. Arşivin olacak. Yok. Hiçbir şeyleri yok. Yok olunca da üniversitede yok diyorum o zaman Türkiye'de. Çok doğru. Süheyl Hoca meselesi. Süheyl Hoca da benim Köprü İnsanlar kitabımda olan biridir. Benim de nikah şahidimdir. Eşim de aynı okuldan mezunuz. O da demek ki aklın yolu bir ki bizim sanatımız bilinmeden diğer sanatlara bakılamaz mantığıyla Süheyl Hoca'ya talebe olmuş ayrıca. Evet. Bu şeyde Cerrahpaşa'da.
Hocayla da bir gün karşılaştık vapurda. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bugün dedi benim doğum günüm. Gelip bir konuşma yapar mısın dedi bana rahmetli. Emriniz olur hocam dedim, gelirim dedim. Hocayla beraber gittik. Orada işte bir konuşma yaptım sanat üzerine. Nedir, ne değildir, niçin öğretilmeli, nasıl öğretilmeli mevzuunda. Orada eşim de gördüm, tanıştık orada. Sonra da Yunus Emre şiirleri okudum. Ve bugün 41. yılımızdayız. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ve Süheyl Ünver Hoca da böyle bir kişiydi. Kaç bin defter. Evet, aynen öyle. Ve her oturana ne derdi hatırlarsınız. Bir defteri bir kalemi olacak. Bakın orada defterim durur. Ben aynen daima öyle. Cebimde vardır. Ama bana şunu söylemiştir. Sen kendi işini yap. Çünkü biliyordu yaptığım şeyleri. Sen not almasan olur. Ama tek istisnası bendim hoca rahmetli. Yani Hezarfen'den buraya geldik. Demek ki insanlar önce kendini bilecek. Kendini bilmesinden sonra da ne yapması gerekli olan onu bilecek. Mesela bizde üniversitelerde her öğrenci bir yıl okur. Ne demek? 4 yıllık, 5 yıllık bir öğretim süresi var, bir yıl okuyor. Çünkü her sene öğrenir, gider, yatar, uyur, kalkar. Ben onun için derim ki gençler, tatilde mideniz çalışır, kalbiniz çalışır, beyniniz çalışır, siz yatıyorsunuz. Ya o öğrendikleriniz üzerine bir şey inşa etmezseniz, ikinci sınıfa gelirsiniz, orada ikinci sınıf bilgileri öğretilir, gidersiniz, unutursunuz. Neticede mezun olursunuz, sonra sorarsınız, ben ne öğrendim? Çok doğru. Akılda kalmaz, satırda kalır. Şimdi benim arşivimde en azından 2000 tane mektup. Eski harfli, yeni harfli. 3000-5000 tane siyah beyaz fotoğraf. Bazen eşim diyor ki ya bunları ne yapacaksın? Ben şu anda yapacak zamanım yok ama benden sonrakilere lazım. Hani bunları bir arada tutmak lazım. Yani bu fotoğraflar onlar yarın ileride belge olacak. Çok doğru. Bunlar yoksa dünün de yok. İşte Süheyl Hoca'nın yaptığı şey de oydu. Bize dünü kazandırdı. Biz zannediyoruz ki bugün mevcut olan her şey yarından mevcut olacak. Hayır, hiçbir zaman olmadı. Olmadı. Hele bizim gibi ki ben yine hep böyle şeyler topluyorum. Orada bir tane burgu var belki gördünüz biraz önce. O ilk iptidai matkap. Dedem de kullanırdı ondan. Çünkü onda marangozdu. Yani biz bunları muhafaza edeceğiz ki nereden nereye geldik? Eskiler men ketebe karre men hafeze ferre. Yazan unutmadı, hafızasına güvenen unuttu. Süheyl Hoca da aklınız hamalınız değildir, not alın. Doğru, evet, bunu çok sık söylerdi. Doğru. Evet, işte ben de yazmayan yazamaz, koşmayan koşamaz, çizmeyen çizemez diye de böyle bir takım şeyleri kendi yazılarımda ekler ve söylerim yani. Onun için her şey kayıttır. O yoksa başka bir şey yoktur. Hocam siz önce eğitim olarak Almanya'ya gittiniz. Sonra Türkiye'ye Hayır şöyle. Ailem benim okumam için İstanbul'u tercih ediyor. İstanbul'a geliyoruz. Benim Antep'ten. Antep'ten. Sene 1949. Benim yaşım 6. Bir sene sonra İlkokula gidiyorum. Davutpaşa İlkokulu, Davutpaşa Ortaokulu. Evet. Sonra Taksim Atatürk Erkek Lisesi. Oradan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu. Tatbiki de o zaman yeni açılmış. 3 yıl olmuş açılalı ve 3 yıllık bir okuldu. Ve ben orayı imtihanla girdik, kazandık. Ve o arada da işte devamlı biz özellikle Batı'yı öğreniyoruz. Yani Doğu bizim şeyimiz de yok. Yani ders programlarımızda yok. Ve neticede Batı'ya gidip de öğretmen olmak ve okula dönmek üzere bir sınav açıldı. İşte 5 bölüm var. 5 bölümden birer kişi gidecek. Ben de grafik tasarım dalındayım. Ve ben kazandım grafiği ve gittik Almanya'ya. İşte 5 yılımız geçti. O biraz önce söylediğim gibi kendimizi bilmeden onları bilmiş olduk. Bu da çok tuhaf bir şeydi. Evet, çok iyi bilirim. Evet,
Ve bunları öğretmeye çalıştım yani. Onun için onları öğrendim. Bir mukayese yaptım bizle onlar arasında. Hem düşünce dünyamızda hem de uygulama alanlarımızda. Mesela hattın soyutu dünyanın ilk soyut sanatıdır. Yani çünkü hattın karşılığı tabiatta bir şey yok ki. Ve insan aklı onu yapmış. Ve onu da işte sanat estetiği katarak, zevki katarak, bediyatı katarak sanat oluşmuş. O soyutu sanat yapmış. Daha sonra ben iki kere soyut diye hattın soyutuyla kendi soyut mantığımı birleştirerek çalışmalar yaptım. Habitat 2'de 16 kişilik bir Alman sanatçı grubu tesadüf benim Beyoğlu'ndaki sanat galerisindeki sergimi gezdiler. Orada benim birkaç tane yaptığım iki kere soyut çalışmamı gördüler. Bana dediler ki bu sergiyi Almanya'da açar mısınız? Açarım dedim. Ne zaman dediler? Bir yıl müsaade edin dedim. Bir yıl içinde ben o gravür çalışmalarını yaptım. Mesela gravürleri biliyorsunuz birkaç teknikte yapılır. Evet. Ama benim gravür çalışmam kıl testeresiyle oygu olarak yaptığım çalışmadır. Oh, maşallah. Ve Alman hükümeti benim 4 kişilik ailemi Wolfsburg şehrinin Wolfsburg şatosunda yani sarayında 2 ay misafir etti. Her şeyimi karşıladı. Sırf ben bu gravürü, bu soyut sanatı nasıl yapıyorum? Ben İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'nde asistanken işte makalem yayınlanmıştı. O da benim enstitü müdürü. Şimdi emekli olmuş. 3 büyük medeniyete ev sahip yapmış. İstanbul'du başı. Bana işte her senenin sonunda işte yayınlanmış makalelerimiz, uluslararası yayınlarımız, ulusal yayınlarımızı sunuyoruz. Öyle istiyorlardı. Egosunu tatmin etmek için. Bana verdiği makalenin üstüne yazmış nereden uydurdum bu cümleyi diye. Şimdi İstanbul'da billboardlarda buna üç büyük medeniyeti sahip dünyadaki tek şehir olarak bu ifade ediliyor ki bundan bile fark etmeyen bir Türkoloji profesörüyle muhatap olmuştuk. Hakaretine maruz kalmış. Yani Türkiye'de bir şey var maalesef miras yedinliğin vermiş oldu. Kültürel miras yedinliğin verdiği bir maalesef bir şekil var. O ama şöyle bir şey, tarihte de vardır. Ben her zaman örnek veririm. Gelibolu Ali başına gelmeyen kalmamış. Ama Gelibolu Ali'nin sayesinde bir dönemi öğreniyoruz. İnsan yapısını, devletin mekanizma yapısının haberimiz oluyor ama bedelini de ödemiş. Ama Allah razı olsun bunu yazmış. Yazmış. Yazmasaydı bir dönem kayıptı. Şimdi sizlerin de yakın tarihten misal vereceğim. Sözünüzü bitirin. Evet, estağfurullah, rica ederim. Mesela bir Münif Paşa var. 9,5 yıl evet, Münif Paşa. Marif Nazırlığı yapmış. Detayına girersem o kadar çok şey var ki. İlk Lunapark kurmaya çalışıyor. İlk Osmanlı Medeniyet Müzesi'ni kurmaya çalışıyor. Ya Pozitif Bilim Üniversitesi'ni kuran bu. Evet. Efendime söyleyeyim. Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'yi kuran bu. Şinasi'den 3,5 ay önce ilk Türkçe gazeteyi çıkaran bu. Vatan şiiri konusunda Namık Kemal'le aynı dönemi paylaştıkları için vatan redifli şiiri mükemmel. Bir mektep şiiri var böyle. Çok harikulade, evet. Harikulade. Ve adamın sayılamayacak kadar meziyetleri var. Ama devletçi olması hasebiyle yok sayılıyor. Namık Kemal'i Erzurum'a vali tayin ediyor padişah. Namık Kemal Erzurum yerine Paris'e gidiyor. Bunu ikinci kere Tahran'a büyükelçi, Tahran daha da uzak, büyükelçi tayin ediyor. O gidiyor. Çünkü vatan aşkı var. Ama vatan şiiri yazmakla ne kadar vatan şairi olunur bahsi diğer. Ama yapmış olduğu şeyler, mesela Sefiller romanını ilk çeviren bu. Evet. Hem de adı Mağdurin. Sefil kelimesinin içinde menfi unsurlar da vardır. Ama mağdur edilmişlikten mağdurin çok daha başka bir keyif veriyor. Kelimenin revnakına bakın. Ve o yaşayışı tarif ediyor.
daha nice şeyleri var. Evet, kendisi hakkında çok şey yazılması gereken bir insan. Bir tek doktora tezi yapıldı bildiğim kadarıyla. Şu anda Ali Bey kardeşimiz, Profesör Ali Bey, onun hakkında 4 kitap yayınladı. Hepsi okunması gerekiyor. Onun doktora teziydi galiba. Şimdi onun doktora tezi, esasen ilk doktora tezini yine Antepli olan birisi evet, yazıyor da. O da ondan hareket ediyor ama çok şey bulunmuyor. Çünkü devlet arşivlerinde çok belge var. Çok, evet. Ancak mezarını da kimse ziyaret etmemiş. Ben mezarını gittim, buldum. Yıkılmak üzereydi, yaptırdım. Temizlettim. Allah razı olsun. Orada yatanları da tespit ettim. Fakat o tarihte denilmiş ki işte mezarı şuradadır. Ama hiç kimse mezarına uğramamış. Lahdin baş ve ayak ucu taşları çalınmış. Böyle bir koridor hasıl olmuş. Belki kafatasını mı incelemek için, yoksa bu şeyi mi aramak için? Defini aramak için maalesef. Mi? Sebepler. Ve onları Mezarlıklar Müdürlüğü'nden rica ettim. Geldiler, yaptılar. 110. yılında da mezarı başında andık. Ay, Allah razı olsun. Çünkü o da dünyada çok bilinmesi gereken bir adam. Evet. Bugünkü Minyatürk, yani bugün Halic'in kenarındaki Minyatürk'ün ilk düşünen insan ve dünya emsal alıyor. Ondan bu olay nasıl olabilir diyerekten mektuplar yazıyorlar. Dünyada şimdi bizim Türkiye'deki, İstanbul'daki Minyatürk şeyinin ilk tasavvur eden, yani bütün Osmanlı medeniyetler İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi. Bugün İstiklal Caddesi bir şey diye bir gerçeğimiz varsa, onun nizamlamasıyla beraber imar yollarını, cephe düzenlemelerini falan yapıyor. Muhteşem bir insan. Ama evet, maalesef tarihimizde böyle çok örnekler var. Düşünün, yine biz yine sizlerin sayesinde Süheyl Bey en azından yaşıyor. Bakın Süheyl Bey Osmanlı Cumhuriyet dönemi içerisinde o geçişi kayda almış insan. Yani bizim normal günlük dikkate almadığımız her şeyi kayda almış. Ve bunu hiç yüksünmeden yapmış. Ve biz bugün onun arşivi sayesinde bir dönemi aydınlatabiliyoruz. Ve ona taban kültürü de var. Bilmiyorum, işte evimize geldiği zaman rahmetli hoca bana da çok güzel iki kısa hikaye anlatmıştı. Ben onu kitabımda da yazdım. Hoca Ali Rıza'nın Fareleri ve Tahta Kuruları başlığı altında. Ha. Müthiş bir hikayedir bunlar. Bahseder misin hocam? Ederim tabii. Şimdi Süheyl Hoca'nın hocası biliyorsunuz Hoca Ali Rıza. Evet. Hoca Ali Rıza, hatta bir tahta kurusunu anlatayım. Evine davet ediyor hocasını. O da Bağdat Caddesi'nin yukarısındaki evine geliyor. Gecenin sabahında diyor ki Süheyl'in bu akşam bana bir lenger, bir tuğla ve bir sürahi su getir diyor. Ben diyor sormadım diyor hocam. İstediklerini yerine getirdim diyor. Ertesi sabahki olay şu. Hoca lengerin içine tuğlayı koymuş. Ondan sonra suyu dökmüş, bir adacık teşekkül etmiş. Gece hocayı tahta kuruları rahatsız ediyormuş. Ve onlara öldürmeye dahi kıymıyor hoca. Tuttuğu tahta kurularını getiriyor, tuğlanın üzerine koyuyor. O adacıktan hayvanlar dışarı çıkamıyor. Sabahleyin diyor ki Süheyl'im götür bu tuğlayı, bahçe duvarının yanına bırak diyor. Bir asker ressam bunu söylüyor. Evet. Çok önemli. Yine hoca Üsküdar'da bir yer kiralıyor. Fakat kiraladığı evde hiç kimse 2-3 aydan fazla kalamıyor. Bir gün bakkal soruyor. Hocam diyor, 2 ay falan kalamayan kişinin olduğu bir yerde siz şu anda bir yıla mütecaviz duruyorsunuz. Nasıl oldu bu diyor. Diyor ki, senden peynir ekmek alıyordum ya diyor hoca. Evet. Evde tespit etmiş farelerin çıktığı yeri. Ve oraya getiriyor. Ekmeği ve beyaz peyniri koyuyor. Fareler alıp gidiyor. Ve hocayı rahatsız etmiyorlar. Hoca Ali Rıza'nın Fareleri ve Tahta Kuruları böyle. Eyvallah. Hoca muhteşem bir insandı. Ve hocayla beraberliğimiz, Rikkat Hocam, benim esas tesif hocam odur. Ha, evet. Sonra Muhsin Demironat, o esas şeyi de kuran odur. Yıldız Porseleni. Evet. Onun bütün desenleri falan onundur.
daha yeteri kadar kendi arşivimde bana verdiklerini de onları kitaplarımın arasına koyamadım tabii, ama yine de hasbelkader şeyler yapmaya, etmeye, işte hem bizzat uygulayacaksın, ondan sonra araştıracaksın, ne bileyim işte hayatın kendisinin şeyi var, işte bir eğitim ve öğretim meselemiz var. Burada hassas olan iki kelime var, eğitim ve öğretim. Hala bu iki kelimenin manası yeterince bilinmiyor. Yani bana göre eğitim buraya hitap eden öğretimin adıdır. Öğretimse buraya hitap edenin adıdır. Yani fizik, kimya, matematik, tıp eğitim değildir. Öğretimdir. Ama insan olmak, haysiyetli olmak, şeref sahibi olmak, diğergam olmak, insanlara daima güzellikle bakmak vesaire buraya hitap eden bir öğretimdir. Bunun yeri de ana kucağından başlayıp ortaokul sonuna kadar şekillenir. Eğer buradan yoksun bir durum içindeysek, bizden doktor olsak bile iyi bir kasap olur. Hukukçu oluruz, şu bu oluruz, hak yemek bizim için hiç de sıkıntı yaratmaz. Yani çok veya doğru. Siyasetçi oluruz veya şu veya bu. Buradaki eksiklik insanı insan olmaktan çıkartır, başka bir yere getirtir, oturtur. Nitekim günümüz insanına dönüp baktığımız zaman ne yazık ki çoğumuz o eğitimden mahrum olduğumuz için kıskanmak, aşağılamak, yok saymak, daha birçok olay ve durum bugün yaşadığımız hale gelmiş. Bilmiyorum yani. Ha, şimdi bir başka şeye geçeyim, bakın buyurun. Biz artık uçan iki hayvan canlı tanıyoruz, yürüyen iki canlı tanıyoruz. Uçan martılar, kargalar, efendime söyleyeyim yerdekiler, kediler, köpekler. Evet, çok çok güzel bir konuya temas ettin. Yahu kardeşim, bu bülbülü vardı, kanaryası vardı, sakası vardı, efendim serçesi vardı. Kumrusu vardı. Kumrusu vardı. Nerede bunlar yahu? Hatta serçe ne kadar güzel. Serçe. Baş, küçük baş değil mi? Evet. Küçük baş. Ne kadar güzel bir ifadedir. Ya sevgili kardeşim, bina yapıyorsunuz, serçe sarayı yapın. Kuş evi yapın. Bunları koruyun. Sonra dağa taşa kalkıyorsunuz, çam 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 dikiyorsunuz. Aklınızla zorunuz mu var ya? Ormandaki hayvanlar, kuşlar, bilmem şunlar, bunlar neyle beslenecek ya? Bu çok hangi doğru. Akla hizmettir? Bakın. Toprağı işte, da öldürür. Tek bir ağaç modeli toprağı da öldürür. Ya bir şey düşer, çıra ya, çıra evladım. Yakar her yeri, yanıyor zaten ormanlar, cayır cayır yanıyor. Çok doğru. Ve bu hayvanlar yok ortada. Yok. Koruyamıyorsun. Çünkü onlar onu... Bakın işte biz şeyden bahsediyoruz. Adını söyleyin. Horasan harcından. Horasan harcı neden yapılıyordu? Yumurtadan. Yani işte dövülmüş şey... Yumurta kabuğu. Hayır, onların kendisi tamamıyla. Yani yumurta toplanıyor, eziliyor, harcın içine katılıyor. Yani o dövülmüş tuğla, kiremit vesaireler vesaireler veya o vasıflı şeyler alınıyor. Onun içine malzeme olarak yumurta özellikle katılıyor. O yumuşak şeydir ya. Bir de koyun yünü mü tiftikleniyor? Kıtır konuyor. Dediğimiz o keten lifleri kesilerek şey ederek yapılıyor onlar. Şimdi Osmanlı ne yapıyor? Bunların yumurtalarını alıyor, dengede tutuyor. 72 yılında, geçen gün oğlumla konuşuyoruz. İşte 72 yılında dedim ki çocuklar öyle çalışalım ki biz bu memleketten Amerika elini ayağını çeksin. Biz idare edelim. Öğrencimin bir tanesi kalktı. Hocam Amerika gitsin, Rusya mı gelsin dedi. Dedim oğlum, ben sana onu mu teklif ettim? Sen kendin efendi olmayı düşünmüyor musun? Kendi kendine emretmeyen köle kalır ebediyen.
Biz kendimizi bilmemekte ısrarlıyız gibi olmak. Sanatta da aynı şeyi yapıyoruz. Onun için çocuklarıma, özellikle öğrencilerim de benim çocuklarımdır, hep kimlik aşıladım. Sen olacaksın. Çok doğru. Sen değilsen yok. Ben Almanya'da hasbelkader birkaç müsabaka kazandım. Hocalarımın bana söylediği şey şuydu. Sen bize doğunun sıcaklığını getirdin. O zamanlar Almanya falan soğuktu. Evet, doğru. Hala da öyle. Hala da öyle. Hala çok ama şey, biz misafirler. Hala gibi resim yapıyoruz. Niçin Türk resmi yok? Niçin Türk heykeli yok? Niçin şunu yok, niçin bunu yok? Ama benim karşıma bugün minyatür olarak İran, efendime söyleyeyim Hint, Arap ve diğerlerinin minyatürlerini getirsinler. Baktığım zaman anlarım. Bariz belli. Hepsinin ayrı kimliği ve kişiliği var. Ama biz hala ün sahibi dostlarımızın yaptıklarına baktığımız zaman bir takım oralardan izler görüyoruz. O zaman da olmuyor gibi yapıyorsun. Taklit asıllarından daima kötüdür. Seni hiçbir zaman yüceltmediği gibi aslını yüceltir. Çok doğru. O zaman kimlikli sanat yapmak isteyen kendine dönecek. İçe dönük bir tefekkür de kazanacak. Bir felsefesi olacak. Ben çok konuşmayı aslında sevmem ama bu şartlar bizi şimdi konuşturuyor. Ne güzel demiş ecdat. Sözün fıtta ise sükutun olsun zehep. Kemal ehli kemalatı sükut ile buldu hep. Şimdi olgunlaşmanın yegane vasfı içe dönük bir tefekkürdür. Daha sonra onu mesleğin ve meşrebin istikametinde mücessem hale, görünür hale sokarsın. Ama o yoksa bakarsın, işte Ahmet bunu yapmış, Hans bunu yapmış, George bunu yapmış deyip oralardan tırtıklarsın. Öğrencilerime bütün yaptığı işleri masalara koydururdum. Hadi bakalım, bakın. Sonra kendinize yakışır üslupla tenkit edin. Sonra kendinize şu soruyu sorun. Arkadaşlarım bunu yapmış. Ben ne yaparım? Veya ben ne yapmalıyım? Böyle bir düşünceyi geliştirirsen hem kimseyi kıskanmazsın hem kendi yolunu çizmiş olursun. Çok doğru. Ama bugün dönüp baktığımız zaman buralarda hep yaya kalmış insanlar görüyoruz. Hiçbir öğrencim bana benzemez yaptıklarıyla. Çok iyi öğrencilerim ve bugün mesleğinde uç insanlar var. Ama ben değilim. Benden uzaklaştırırdım onları. Kendilerinde gördüğüm herhangi bir yola, hah bak şuradan takip et. Sen olursun. Yoksa ben olur. Ama benim kötü kopyam olur. Evet. Bir de şu var tabii. Yani bugün hasbelkader yaptığım şeyleri ikinci, üçüncü şahısların yapma şansı yok. Niye yok? Bu benim kabiliyetli, benim şunlu, benim bunlu oluşumdan falan değil. O kişilerin benim yaşadıklarımı yaşama şansı olmadığı için yok. Çok doğru. Yoksa niye olmasın? Rabbil Alemin herkese veriyor. Güneş hepimizin üstüne doğuyor. Yağmur hepimizin üstüne yağıyor. Yani bir ayrımı yapmayan yaradan o zaman bana da verdiklerini onlara da verdi. O zaman işte mesele yaşanmışlıkların bir aksiyon amelidir, sonucudur. Onlar da kendi yaşanmışlıklarından bir takım yerlere varmalılar. Böyle düşünüyorum. Evet, dediğiniz doğru. Şimdi biz çocukluk dönemimizde her dine mensup arkadaşlar vardı. Sonra yaşlar kemale ermeye başlayınca işte onlar işte Rum Ortodoks Patrikliğine çalışmaya başladılar. Hahambaşılıkta çalışmaya başladılar. O avantajlarla biz işte bütün sinagogları girip çıkma, o toraları görme, kutsal mekanlara bakma, bütün kiliselerin içerisine girip inceleme imkanımız vardı. Geçen bir mevzu oldu. Dedim ya, dedim bu Kızıl Kilise
Meryem Kilisesi'ne girebilir miyiz? Ben de giremiyorum dedi. Şimdi dedim ki ya düşünebiliyoruz. Biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya girer çıkar, fotoğraflar çeker, işte inceler, bakardık. Oradaki ikonaları incelerdik falan. Şimdi her şey zamanında. Şimdi artık eskisi gibi değil. Yani mekanların içine girip de artık fotoğraf çekilmiyor ama şimdi bizim o sahip olduğumuz imkanlara, şimdi insanlara niye siz sahip olamadınız diyemeyiz. Görgümüz, bilgimizin unsuru da yaşanan değişimi biz yaşadık. Nasıl Süheybi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten çoklu demokrasiye geçiş dönemindeki değişimi kayda almış bir insan. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti döneminin kaydını ve o dönemki bütün sosyal hareketleri, esasında sadece sanat tarihine bakmamak lazım. Sosyal hareketleri, sosyolojik değişimi de Süheyl Bey'in defterlerini takip edebiliyoruz. İşte evet. Biz de sizler bizden önceki bakın, değişimi gördünüz. Bakır topladım. Evet. Mesela şunu elledim. Ne kadar fark ediyor. Şimdi bir gördüm ki bizim bakırlar, Osmanlı bakırları bir dönem Amerika'ya hurda bakır olarak gönderilmiş. Evet. Bu mermi yapılmak üzere. Çanakkale öyle. Evet. 1960'lara kadar Çanakkale'den bütün o şehitliklerdeki toplar, batan gemilerin hurdaları, mermiler, miğferler hepsi hurda olarak İstanbul'a kamyon kamyon gelip eritiliyor, Rami'de devam ediliyor. Gümüşler gümüş olarak, altın altın olarak, bakır bakır olarak eritiliyor ve yeniler yapıyor. Onun için yazılı bakır toplayalım bari dedim. Böyle bir çığır açtım. Ve şimdi mesela Topkapı Sarayı da dahil olmak üzere hiçbir müzemizde Osmanlı mutfak, doğrusunu söyleyelim, evanesi yok. Çünkü oralarda da eritildi. Yani Topkapı Sarayı'nda gördüğümüz şeyler aslında devenin kulağı bile değil. Çok doğru. Dolayısıyla ben hasbelkader, bir adım da benim, altın satıp bakır alan adam. Yani ben altın oygularımı sattığım zaman, ki çok kişiye de satmadım. Zaten 2-3 kişiye sattım bugüne kadar. Bakır aldım. Çünkü bunların korunması gerekiyordu. Bugün bir Türk mutfağı müzesi kurmak isteyenler bendekileri görmek mecburiyetinde. Ama ben ne yazık ki işte, ayrıca şunu söyleyeyim hemen bir tırnak açıp, mesleği ne olursa olsun, hangi meslek dalını seçerse seçsin, üniversite sıralarında medeniyet tarihini okumak mecburiyetinde olmalıyız. Çok doğru. Bunlar olmazsa işte şurayı oydular, burayı kazdılar, burayı çaldılardan kurtaramayız. 83 milyon muyuz? 83 milyonun arkasına 83 milyon eğitilmiş, öğretilmiş polis katamaz. Çok doğru. 83 milyonun arkasına bilmem ne katamazsın. Bunu kendin vereceksin. Onun ne değer taşıdığını vereceksin, anlatacaksın. Bunu anlatmadığın zaman çalınır, çırpılır, kırılır. O kadar büyük hikayeler var ki kaydetmişim. Anadolu'da çerçiler geziyor, bakırları alıyor, yerine melamin veriyor. Ve onda çok sevinen köylü kadını alıyor. İşte ocağın üzerine melamini koyuyor. İki de yumurta kırıyor, biraz sonra melamin eriyor, yumurta ocağın içine düşüyor. Yani bu değiştir yahu. Bunun adı Ölmezoğlu'dur. Bakırın bir adı da Anadolu'da Ölmezoğlu'dur. Her zaman kullanılır. Doğru. Ve ben yazılı bakır kurtardım. Çünkü Almanlar da çok meraklıydı bizim bakırlara. İtalyanlar, İngilizler, bunlar çok meraklıydı bizden. O kadar çok kapalı çarşı ve çevresinden bakırlar alıp götürdüler ki. Sanat tarihçinin üstadı Kurt Erdman halı ticareti yapmış. Türkiye'de sanat tarihinin envanter çalışması yaparken de çok Türkiye'den de Avrupa'ya halı ticareti yapmış, evet. Kurt Erdman. Yani batıda Kurt Erdman dediği zaman halı ticareti yapan adam olarak tanır. Bizde de büyük sanat tarihçisi olarak biliniyor. Bazen yalnız şunu da söylüyorum. Ya bizde kalsa ne olurdu? Erirdi. İşte o biraz önce söylediğim insan tipini yetiştirmediğimiz için sevginin kaynağı bilgidir. Çok. Bilmeden sevemezsin. Öğrenmeden sevemezsin. Yok. Bunun dili yok. Mesela ben yine kendi tariflerim arasından size iki tanesini söyleyeyim. Sanat
Allah'ın kullarına lütfettiği ortak dilin adıdır. Çok doğru. Ağzınıza sağlık hocam. Çok ortak dil. Siz Çince bilmezsiniz ama Çin sanatından etkilenmişsinizdir. Veya Rus veya İngiliz, neyse yani. Bu ortak dil var ya, ama onun da öğretilmesi lazım. Onun kendi alfabesi var. Onun kendi cümlesi var. Onlar bilinmeden, işte özellikle soyut sanata bakamıyoruz. Öteki somut sanat, içine doğduğumuz tabiat olduğu için işte başarı başarısız oranlarıyla mukayeseli bir şey düşünebiliyoruz. Ama soyut sanat beynin dışa vurumudur. Tabiatta var olmayanın kurgulanmasıdır. Dolayısıyla bu dil öğrenilmek mecburiyetindedir. Öğrenilmediği zaman sanatçıya bundan ne yapmak istedin, ne anlatmak istiyorsun gibi tuhaf sorular soruyoruz. Yine sanatı anlatırken, sanat koruyucu hekimliktir. Çok doğru. Bugünkü bunalımlarımızın temelinde sanattan uzak oluşumuz yatar. Ya eviniz dört duvar, sen bunun içinde cenneti yaşayabilirsin. Ben hapishanelerde de bir müddet konferans verdim. Konu başlığım neydi biliyor musunuz? İçerideyken dışarıda olmak. Şurada hiçbir şey olmasın. Ben kitaplarımla Himalayalara çıkabilirim. Kitaplarımla deniz altında 20 bin fersahı görebilirim. Fiziğim ve maddi durumum ve şartlarım hiçbir şeye müsait olmasın. Bir resmin karşısında duygulanabilirim. Bir şiir beni alır, birçok yere götürür. Biz bu olaylar sırasında neredeyse aklını oynatan bir toplum haline geldik. Bu konuda o kadar çok dertliyim ki, o kadar çok söylenecek şey var ki. Benim çocukluğum Baltalı'nın Kemik Hastanesi'ne geçti. Tabi babamın ahbapları... Eski bir saraydır, Abdülmecit değil mi? Evet. Yoksa Aziz mi? Sultan Abdülaziz dönemi. Şeyden, şimdi İstanbul Üniversitesi sosyal tesislerin olduğu yerde böyle toplanılırdı. Bakırköy'den de hekim arkadaşlar gelirdi. Ben ilk o zaman öğrenmiştim. Kaygı bozukluğu ve panik atak rahatsızlığı olanlara esasında ilaç vermiyorlardı. Bu insanlara işte Kapalı Çarşı'da Arasla'da birisine yolluyorlardı. Ondan sonra Mercan'a yolluyorlardı. Gedikpaşa'ya yolluyorlardı. Bir meslekle, bir hobiyle meşgul olması sağlanıyordu ki tedavi esasında biz de şimdi ilacı basıyorlar, gönderiyorlar. Meşgul olduğu zaman bir zanaatla ve bir sanatla meşgul olduğu zaman o hastalığın tedavi olduğu görülüyordu. Şimdi ben oradan yola çıkarak yıllar sonra böyle bir anda şey tesavvur etti. Bu Osmanlı padişahlarının hali, durumu ortada. Yani zor şartlarda yaşıyorlar. Yani bugün Topkapı Sarayı'nda padişah nerede yatmıştır desen gösteremezsiniz. Şartları kötü. Ve bu insanların her biri esasında mesleği terapi var. Olarak bir meslekle uğraşıyor. Esas o terapi onlar için. Yani bunu zaten şeyde görüyoruz. Sarı Selim diye geçen ikinci Selim'in şiirlerinde de görüyoruz. Yani nasıl bir ruh haline sahip olur, nasıl bir yük altında kaldıklarını net görüyoruz. Esasında bu yüzyıllardan beri bu coğrafyada kaygı korur, bozukluğunun korur. Evet şeyi gerek, sanatla ve zanaatla tedavi edildiğini gördük ama bugün gerçi bu sanat ve zanaat meselesinde de Türkiye çok yaya kalmıştır. Yani ikisinde de ustalık vardır. Birisi özellikle para için yapar, birisi keyif için yapar. Birisinde mesela zanaatta o güzeli tekrar vardır ama sanatkar yaptığı bir şeyi bir daha tekrar etmez. Evet. Yani bunları da çok iyi kavramak lazım. Üstad, üstaz, efendim işte sanatkarın kendisi ve zanaatkar, bu kelimeleri yerine daha oturtamadık. Yani bizim bunlar, bir terminoloji sıkıntımız var, ciddi boyutlarda var. Evet. İnşallah 3. baskısı yayınlanır da Osmanlı maden terimleri ve deyimleri sözlüğü. Çok temel bir kaynak eser o. Çok temel bir kaynak eser. 40 yılda yazıldı. Evet, yani kolay bir şey 40 değil. Yılda. Çünkü her an bir şeyi düşüneceksin ve bir şeyi soracaksın. Bakın siz Ali Alparslan Hoca'yı tanırsınız. Evet.
Rahmetli benim eylesin. Dostumdu. Zaten beni de tanımanız o sıralarda oldu. Evet, mutlaka. Aynen. İşte bir gün ya şeyin Semavi Bey'in ya Oktay Bey'in ya Ali Bey'in odasında otururuz, sohbet ederiz. Bu güverse denen bir sanat var, Türk sanatı. Güverse. Tabii bizim kağıda geçmemiş hiç. Anlatımı, yapımı, uygulaması nerede vesaire vesaire de. Bu duvarda dahi orada örneğini de görürsünüz. Küçücük küreciklerden yapılmış şeylerin zemin üzerine kaynak yapılmasından oluşturulan bir şekil şemai. Fakat ben tabii kök bilimini açıklamadığım şeylere de pek girmem. 2,5 yıl bu güverse kelimesi kafamı kurcaladı. Ali Bey'in odasında otururken, ya hocam dedim, bu gevher asa kelimesinin galatı olamaz mı? Hocanın sesi durdu böyle. Ya babana rahmet dedi ya. Bu. Çünkü yapılan şey mücevher gibi pırıl pırıl parlayan bir şey, nesne. Yani gevher, mücevher gibi. Gevher asa halk arasında olmuş güverse veya geverse. Çok enteresan. Ondan sonra ben bunun yapım tekniklerini hepsini anlatarak ondan sonra güverseli eserler ile ilgili yazı yazdım. Dedim ya, yapmadığımı yazmam. Veya evet. Birileri o kadar çok yanlış yapmıştır ki, ya etmeyin, eylemeyin, millet de bunu yarın böyle bilir, yazık olur diye bazı şeylere de girişmişimdir yani, o. Hocam, mühür kitabınızdan bahsedebilir misiniz? Ya mühür kitabı gerçekten de çok güzel. Mühürde bir edebiyat, sanat, felsefe, yani aklınıza gelecek şeyi o küçücük alana büyük bir hünerle sıkıştırmışlar. Yani şu parmağınızdaki... Aynen şöyle veya bunun üzerinde. Mesela bunun üzerinde bir mu işareti var. Bu bir Selçuklu mühürü. Zaten baktığınız zaman ben Selçukluyum, ben Osmanlıyım, ben Acemim diyor bunlar. Sizinle konuşuyor. Ama işte dedim ya, o dilini öğrenmeniz lazım. Bir gün Süleymaniye Kütüphanesi'nde rahmetli Muammer Ülker Bey'le şey diyoruz. Oradan işte mühür defterleri var. O kitabımın içinde de var birkaç sayfa. Bak hocam dedi, çok güzel bir dörtlük dedi, söyleyeyim sana dedi. Mühür üzerinde yazıyor. Edip hizmet tariki kadiriye bekledi dergah. Olup namı Celalzade, ol nalbent doktor Abdullah. Bin İbrahim Agah. Bu mühürde yazıyor. Mühür üzerinde yazıyor. Maşallah. O bana bunu nakletti. Müthiş bir şey ya. Aynen ya. Onun hak... Yani tabii onun nakletmek. Üzerinde beduhlar var. Efendime söyleyeyim. Daha birçok güzel kelamlar var. Yani çok çok güzel şeyler. Beduh derken... Şimdi mektup zarflarının üzerine hayırlısıyla yerine ulaşsın diye epçet hesaplı bir istiftir, beduh. Onu zarfın üzerine basıyor. Öyle gönderiyor. Sır bir nokta. Sır, evet. Yani nasıl Kur'an-ı Kerim'de işte Kerim'de elif, lam, mim vesaire de bunların çok izahı pek yapılamıyor. Onlar da bu kalemin içinde. Yani çok kebikeç ilginç. Gibi. Kebikeç. Beduh. Kitap kurtlarına karşı. Evet, beduh da öyle bir şey. Üçgen mühürler var. Üçgen mühürlerin bir kısmında beduh yazar. Bir yüzünde, öteki yüzünde adı soyadı. Öteki yüzünde meslek veya meşrep veya baba adıyla kendi beraber. İşte Bin İbrahim Agah gibi. Böyle şeyler yazılıyor. Esasında bu kozmik enerjiyle birebir örtüşen unsurlar. Tabii. Şimdi yani adamların nereye kadar gittiği mevzuunda biz çok cahiliz. Evet, gerçekten. Hani bizim bilgilerimiz bugün onları anlamakta zorlanıyor. Şimdi bir Mührü Süleyman'ın tarihi, bir Gamalı Haç'ın tarihi, bir Sivastika'nın tarihi, Bungülü, evet. Bir Mu'nun işareti. Bunlar o zaman dilimi içinde nasıl değerlendirildiler, nasıl ifade edildiler, nerelerde kullanıldılar,
Bunları biz yeterince bilmiyoruz. Evet, ancak kozmik enerjiyle anlaşılabilecek. Evet, evet, onlar bunlara ulaştılar bir şekilde. Ama biz tabii bunları bilmiyoruz. İşte bilmediğimiz şeyi de yok sayıyoruz. Hani bazen söylemişimdir, biz tarih yaptık, tarih yazmadık, ilim yaptık, onların büyük bir kısmını aktarmadık dedikten sonra da dururum, derim ki ya biraz da insaf ile mi baksak acaba? Niye? İstanbul'un yangınlarını düşünün. Çok doğru. Neler yandı? İstanbul'un selini, felaketini düşünün. İstanbul'un bazı cehaletlerini düşünün. Çok doğru. Depremlerini düşünün. Neler gitti, neler yandı, neler yok oldu. Biliyor muyuz? Bildiğimiz şeyler aynen biraz önce söylediğim gibi filin kulağı diyelim, devenin kulağını biraz demeyelim de filin kulağı biraz büyük ya, o mesabede bugün sahip olduklarımız. Çok doğru. Hala okunması gereken, incelenmesi gereken, üzerinde akıl yorulması gereken sonsuz şeyler var. Ama biz bu insan tipini yetiştirmekten çok uzağız. Bu manada üniversitesi yok Türkiye'nin. Yok. Ne yazık ki yok. Biz yetiştirdiğimiz insanları da korumak yerine törpülemeyi tercih ediyoruz. Tek bir kalıba sokmayı. Evet. Üniversitede işte araştırma görevlisi olmaya talip olan gençler bir müddet sonra bunalıyorlar. Bırakıyorlar. Onları biz nasıl koruyacağız? Bakın, Kapalı Çarşı'da benim gözüm, laftan lafa atlıyorum ama, 3 kere Topkapı Sarayı'nı tıklım tıklım dolduracak eser gördüm. Doğru, çok doğru. Bunun bir kısmı yurt dışına gitti. Bir kısmını bizim işte Koç'tu, Sabancı'ydı, oydu buydu aldı. Diğer bir kısmı eritildi. Çok doğru. Gümüş olanları gümüş, altın olanları altın. İsmail Eren Bey var. Balkanlar üzerine araştırma yapardı. Balkan kökenliydi. Rahmetli olur olmaz. Onun evinin tamamı ağzına kadar Balkanlarda ilgili ne çıkmışsa yerelde hatıratan tut gazete arşivinden dergi küpürüne kadar. Mesela şu an Japonya'da onun koleksiyonu. Evet. İsmail Eren Bey'in koleksiyonu. Yani bunun gibi pek çok şey. İşte bugün Necdet İşli arşivini tek tek satıyor. Evet. İşte Instagram'da bir sayfa açmış ve onlar arasında bir bütün. Ben bu fermanı da Nedret'ten almıştım. Bende de Nedret Bey'den aldığım şeyler var. Yani mesela Nedret Bey bu alanda onu söyleyecektim. Bakın, bu arada ben kimsenin girmediği, görmediği yerlere çok girdim çıktım. Evet. Oralarda çok yabancı gördüm. Yabancılar hemen o bulunmuş özellikle yeraltı. Ben dedim ki ben göreyim. Benim şeyim o. Tamam hocam senden sır çıkmaz derler, bana gösterirlerdi. Fakat onların hepsi yurt dışına gitti. Niye? Devlet adam yetiştirmiyor. Ve o gelen yabancılar İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Alman'ı falanı geliyor, parayı veriyor, alıyor. Götürüyor, evet, konsolosluğuna veriyor. Konsolos çıkarken konsolos valizleri aranmıyor. Onlar da yurt dışına çıkıyor, müzeler bilmem neler. Şimdi de bizimkiler diyorlar ki falan müzeden falan eseri geriye aldık. İşte Sotheby kataloğunda gördük, aldık. Senin gördüğün ne ki kardeş? Evet, binde biri bile değil. Yazık oldu. Teşvik etmiyor ya. Teşvik etmiyor. Ve öyle bir kanun çıkarılmış ki perişan ediyor adamı. Ben akademisyen olarak zorlanıyorum. Hiç onun için benim almadığım yeraltılar. Benim almadığım ya, 6 padişahın koleksiyonunu yaparsın diyor, evvelkini yapamazsın diyor. Yaparsan işte böyle kılıç gibi başında dururum diyor. Kaybolsa ne olur ya? Müzeler soyuluyor ya dünyanın her yerinde ve bizde. Bizde o kadar çok soyuluyor ki müzeler. Evet. Bunun hesabını kim verir ya? Peki hocam şöyle soracağım.
sizin bu koleksiyonunuz, ki siz Türkiye'deki şanslı insanlardan, kısmetli insanlardan birisiniz. Aynı zamanda bir defa, şanssız. Çok kısmetlisiniz. Bir defasında eşiniz gayet bir yazar ve entelektüel olarak sizin yol arkadaşınız. Eyvallah. Kızınız, oğlum. Oğlunuz, kızınız hem bir akademisyen hem bir ressam. Bir sanatçı. Oğlunuz aynı şekilde. Ve en azından sizin arşivinizi, mirasınızı götürecek bir yapı var. Ama pek çok insanın öyle bir unsuru yok. Bu kadar konuştuk ettik ya. Fakat bu buzdağının üst kısmı bile değil. Çok doğru. Ben acılar ve sancılar içindeyim. Çok şeyi mi beklediğimi bilmiyorum ama herkes bu 40 kulplu kazanın bir kulpundan tutması gerekirken, işte üniversite dediğimiz yapının içinde müzeleri, kütüphaneleri, arşivleri olması gerekirken, ortak öğretilmesi gereken medeniyet dersleri olması gerekirken ve enstitülerinin olması gerekirken, genişliğine ve derinliğine araştırmaların yapılması gerekirken, bütün bunların olmadığını görmek bana çok acı veriyor. Eyvallah. Dediniz ya çocuklarınız bu konuda şey. Evet, çocuklarımın ikisi de akademisyen, ikisi de kendi dallarında çok iyi. Yolları da benim yolum. Ama benim biriktiklerimi onların çözümlemesi de mümkün değil. Çok doğru. Doğru. Hayatı gerçeği. İşte bu. Üniversite şu kadar sayıda araştırma görevlisini verir. Aynen bu meslekleri öğrendim. Günün birinde bu okulu kurarız da oraya gençleri alırız. Kabiliyetli gençleri. Hem onlar araştırma görevlisi olur hem de ötekileri de beraber yetiştiririz. Ondan sonra bu şekillenir arzum vardı ya. Aynı şekilde üniversiteler onlarca değişik disiplinin insanını bir araya getirerek onlara vereceğim şeyleri okuyup çözümleyerek bir şeyler yaparlarsa ne âlâ. Ama ben böyle yapılacağını düşünmüyorum. Hocam bu dua olsun. Dua olsun. Bu duamız ama olsun. Yangından, ve depremden, hırsızdan ben bunu nasıl korurum? Çok doğru. Bu bütün koleksiyonerlerin, bütün bu sanat uğruna, Türk sanatı üzerine, dünya sanatları üzerine, medeniyet tarihi üzerine çalışmış olan, biriktirmiş olan herkesin ortak bir sorunu. Ben de işte ifade ettiğim gibi kendi kütüphanemi işte Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne verdik. Ve orada da tasniflendi. Çok güzel bir şekilde değerlendiriliyor. Gaziantep'te de benim adıma 3500 kitap gönderdim. Sanat ve Medeniyet Tarihi Kütüphanesi kuruldu. Harikulade. Harikulade. Ama yetmiyor. Yetmez. Yetmez. Bu bir gerçek. Ama dünyanın mizacı bu diyoruz. Ama bu sizin son cümlenizi bir dua olarak kabul ederim. İnşallah neler mümkün diyerekten efendim size ve ev sahipliğiniz için sayın hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu hafta Profesör Doktor Zeki Kuşoğlu'nun müze evindeydik. Kendileri bizi misafir ettiler. Kendisinin hayatı ve eserler üzerine kısa bir sohbetimiz oldu. Gelecek haftaya yeni bir mekanda yeni bir sanatçımızla beraber buluşmak üzere. Hoşça kalın.